Ev hanımlığı sadece en iyi yönü çocuklarınla yakında ilgilenmek, başkasına değil kendisini büyütmesi. En kötü yanı başkasına muhtaç olmak. Ve gerçekten bu ömür boyu o şekil sürüyor. Sadece ev hanımlığıyla yetinmedim. Gittim kendi kazancımı, ayaklarımın üstünde durmayı, kimseye muhtaç olmamayı kendim başardım, kendim yapabildim. Eğer o kursa katılmasaydım bunları yapamazdım. Evde kapalı kapılar ardında kalacaktım. Burada nasıl Düzce'de Sodam kursu varsa ben gidip oraya başvuru yaptıysam herkes kendi ilinde kurslara başvuru yapar. Kendi kazancını elde edip o kazancınla da her istediğini yapamaz mısın? Yaparsın. Arabanı almak istiyorsan alırsın. Çocuklarını mı bir gelecek hazırlamak istiyorsan hazırlarsın. Kendi başına gidip alışverişine her şeyini hiçbir kimseden bir şey istemeden yapamaz mısın? Yaparsın. Sadece kendini geliştirmek, ev hanımlığıyla bence yetinmemek lazım. Ben İpek Efe, 35 yaşındayım, 3 çocuk annesiyim, Düzce'de yaşıyorum. Ağrı Doğu Beyazıt'ta doğdum, Düzce'ye gelin geldim. Okumadım ama karabalık bir ailede olduğumuz için çok eğlenceli geçti. Çünkü benim bir sürü kardeşlerim ve kuzenlerim vardı. Mesela bizim hiçbir zaman oyuncaklarımız çok olmadı. Hatta hiç olmadı diyebilirim. Hatta hiç hayatımda bisiklete binmedim. Gerçekten arada binmişliğim yok. Ona binmedim diye de hiç mutsuz olmadı. Gerçekten çok mutluyduk. Tek içime oturan şey, dürüst olayım, okumamam oldu. Çok okumak istedim ama maalesef olmadı. O zaman şartlarına göre. Mesela kardeşlerim okula gittiğinden beri harfleri onlarla beraber çözerdim. Onlar gelince, ders yapınca ben onlarınkine bakardım. O merakım da vardı zaten. Tam genç kız olduğumda okur yazarlığımı baya baya çözdüm. Ve yani ilkokula gitmiş kadar olmasa bile cahil değildim, okuyabiliyorum. O kadar çok seviyordum okumayı. Çok iyi hatırlıyorum o zaman. İlk ismimi bir tane kuzenimle biz çayır gibi bir yerdeydik. Bir çamur birikintisi vardı. Ben ona demiştim ki ya benim ismimi buraya yazar mısın demiştim. Nasıl, yani ismim nasıldır görmek istiyorum. Vallahi ilk ismimi o çamurun içine o benim o kuzenim yazmıştı. Oradan görüp okumayı öğrenmiştim kendi ismimi. Artık ismimi zaten o zaman aklıma kaydettim. Gittiğim her yere mesela biri deseydi İpek ismini yazar mısın? Ben hemen yazardım. Bir iş için bir arkadaşımı aramıştım. Gelin şuraya gidip bir iş başvurusu yapalım demiştim. Hani bir tekstilin bizim mahallede açıldığını duydum. Açıkçası o tekstile gidip hani biz ne yapabiliriz burada, bize de iş var mı gibisini söylemiştim. O da bana dedi ki İpek dedi ya dedi sen onu boş ver de dedi. Kadınları hani meslek kadındırmak için kurs açmış. Sodam kursu. Zaten ilk orada başladım ben. Sodam Sosyal Dayanışma Derneği'dir. Çocuğumun olduğunu söyledim. Yanımda götürebilir miyim falan demiştim. Bana gelebilirsiniz. Benim biraz kurs bende bayağı uzaktı. İki araç değiştiriyordum. Bu konuda ne yapabiliriz? Biz o konuda da bizim üstümüze ait. Biz getirme götürme hani o yol ücretinize kadar biz karşılayacağız. Hiç onu sıkıntı yapmayın demişti. O kadar böyle heyecanlı kursuma gidiyordum ki. Böyle küçük çocuğu ilkokula gönderirsiniz ya. Aynen öyle çocuğumu süsler püsler giydirirdim. Küçük beslememi hazırlardım kendim için. Çocuk orada yiyip içiyordu. Biz de odada böyle arkadaşlara takılırdık. Çayımız falan onlar veriyordu da biz kendimize küçük bir ekmek arası götürürdük. En önemlisi hayatımda ilk kez bir öğretmenim oldu. Mesela benim hiç öğretmenim, annemden sonra hiç öğretmenim olmazdı. Öğretmen kelimesi o kadar seviyorduk. Mesela hocam deyişim kursta meşhurdu. İşkurum bize sağladığı bir destek vardı, maaşımız vardı. Aydan aya da gidip alabiliyorduk maaşımızı. O zaman hatta o sayede mesela normalde çalışma hayatım olmadığı için ilk kez bir maaş kartım olmuştu. İlk kez kendime ait bir şifrem olmuştu. Kendi kazancım olursa bir hamile bayana soracağım demiştim. Canı ne istiyorsa o gün gidip onu o yemekten veya da ne istiyorsa onu alacağım demiştim. Ve gerçekten bunu da yaptım. Kendi kazancımdan olmasını istediğim için ilk kez orada para kazanmıştım. İnanın kendime hiçbir şey harcamadım. Ben onu aileme yani evime harcamayı tercih ettim. Kendim hani kazanmışım ya, onun mutluluğu, onun gururu vardır. Bence herkeste olmalı gibi vardır diye düşünüyorum. Çok mutlu olmuştum, gururlanmıştım kendimle.
bahçeleri vardı. Bazen çocuklar sıkılmasın diye top oynardılar. Ondan sonra sinema salonu var. Onlara düzenlerdi. Önlerine mısır doldurulurdu. Biz hep bakardık. Çocukları yeme içme saatlerinde çocukların odası vardı. Geçerdiler kahvaltılarını falan. Başkaları hazırlardı. Başkaları yedirdi. İsterse benim yanıma gelebilir. Onun şapkasını da ben diktim ona. Aa. Şimdi taktı size göstermek için. Ben diktim, siz geliyorsunuz diye sizin için taktı size göstermek için. İlayda da çok eğleniyordu, ben de çok eğleniyordum. Böyle güzel bir kurs dönemimiz oldu. Kadınlar gününe denk gelmişti benim gittiğim ay. Kadınlar gününü hep beraber böyle donanımlı bir şekilde kahvaltı hediye edildi. Bizler gidip orada kutlama yapmıştık. Çocuklarımızla birlikte resimler çekmiştik. Çok mutlu olmuştuk yani. Çünkü ilk defa bu kadar kalabalık bir şekilde kadınlar gününü kutlamıştım. Hem kendi günümü kutlamıştım. Hem de ben hemcinslerimin günlerini kutlamıştım. Bu bizi çok mutlu etmiştik. Çok eğlenmiştik o gün. Mesela bize kırmızı güller dağıtıldı. Bize güzel güzel böyle servisler yapıldı. Biz böyle mutlu mutlu arkadaşlara sohbet, muhabbet. Kursun bitmesine 2 hafta kala hoca o zaman demişti, artık kendi fikirlerinizi ortaya koyun veyahut da kim evine ne dikmek istiyorsa getirsin, bir hafta boyunca dikelim falan. Ben de o zaman ne yapabilirim çünkü farklı bir şey istiyorum ben. Kafamda ne yapabilirim? Gittim o gün hocama kumaşlarımı falan aldım, böyle özentili aldım, öyle sıradan bir şey de almadım. Gittim hocam dedim, bak ben bunları özentiyle aldım çünkü kafamda böyle bir şey var, bunu yapabilirim. Peki pek dedi, sen hani çiz, ben sana kesimini yaparım. Ekmek sepeti tasarlamıştım. Yanına sonra bunu masa örtüsünü, önlüğünü takım haline getirmiş, evimde kullandım. Tabii fotoğrafını çekip orada başka yerlerde arkadaşlarımla paylaşınca bu bayağı bir beğenildi. Ve bu sefer sipariş almaya başladım. Hani bize de yapar mısınız evinde falan. Zaten kursum daha bitmeden o birinci haftasında kararımı verdim, gittim bir makine aldım bile. İşkur'un bize sağladığı bir cep harçlığı vardı. Son zaten maaşımı da gidip makineye verip onu evime getirmiş. Böyle böyle dışarıdan sipariş almaya başladım. Ekmek sepetini tasarlayarak ve dolayı tamamen tesadüfen ve oradan ekmek elde etmek. Bunu görüyor musunuz? Yani bağlantıya baktığınızda çok bence duygulandırıcı bir şey. Yani ekmek sepetini tasarladım ve orada ekmeğimi, kazancımı elde ettim. Bu benim için çok güzel bir anlam. Kursu icat edenlere teşekkür etmek lazım. Gerçekten Allah razı olsun diyeceğim buradan. Çünkü onu icat etmeseler bizler belki bu kazancı elde edemezdim. Belki bu mesleği elde edemezdim. Gidip orada nefes aldım bile yani. O kadar güzel bir çevrem oldu ki baya güzel oldu. O insanlarla tanışmak, orada hocamın olması, onlar kursun olmasıyla bu başladı yani.